5 Yıldız Oyuncu'daki muhteşem değişim. Merhaba arkadaşlar. Aksiyon filmlerini hep severek izliyoruz ve bu filmlerde hep bir şeyi şaşırtıcı buluyoruzdur. Nasıl oluyor da bir filmde sıska ve çok zayıf olan ünlü bir aktör, başka bir filmde Manhattan'ın ortasında kaslı vücuduyla ortalığı kasıp kavuruyor? Bu değişimi nasıl yaptıklarıysa hep ilgimizi çekiyor. İşte bugünkü videomuzda sizler için 5 ünlünün inanılmaz değişimini göstereceğiz. Chris Pratt. Hollywood kariyerini atletik yapısına borçlu olan oyuncu, Jurassic Park filminden önceki görüntüsüyle tamamen bir fiyasko. Şöyle bir bira göbeği dahi olan oyuncuya yönetmenler görmek istedikleri karakteri anlatınca Chris değişmek ve vücudunu geliştirmek zorunda kaldı. Her gün spor yapan oyuncu ilk olarak 10 dakikalık bir kardiyo yapıyor ve ardından da split ve mekik, şınav, karın kası setleri yapıyordu. Ayrıca bacak kası antrenmanlarına da önem veren oyuncu kısa sürede yağlarından kurtuldu. Ayrıca bisiklet, yüzme ve kickboksla da uğraşan Chris sonunda gerçekten muhteşem bir sonuç elde etti. Sizce bu yıldızlar böyle vücutlar elde etmek için steroid kullanıyorlar mıdır? Lütfen konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlarda yazın. Gerçekten sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Chris Hemsworth. Odin'in oğlu Thor rolünü başarılı bir şekilde üstlenen aktör aslında ilk başlarda yönetmenleri sıkıntıya sokmuş. Şöyle ki, oyuncunun vücudunun ince olması ve kostümün kendisine bol gelmesi sebebiyle yönetmenler Chris'in bu rol için onaylanmasını acele etmemişler. Fakat kim bilebilirdi ki 1.90'lık bir yıldız oyuncu kısa bir sürede 10 kilo kas kütlesini artıracak ve rolü için büyük bir uğraş verecek. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo sırf kas kütlesi. Filmde gördüğünüz Thor tam tamına 100 kilo ve tamamen kas yığın olarak karşımıza çıkıyor. Chris'in her günü sporla geçiyordu. Sadece haftada bir günü kendisi için dinlenmeye ayırmıştı. Spor salonunda resmen yaşıyor denecek kadar çok zaman geçiren oyuncu tamamen ağırlık çalışarak ve çok az kardiyo yaparak bu vücuda sahip oldu. Ne de olsa o büyük Asgard çekici Mjolnir'i taşımak kolay iş değil, değil mi? Yemek konusuna gelince, oyuncu yağlı olan hiçbir şey tüketmiyor ve sadece meyve, sebze, balık ürünleri ve özellikle süt ürünleri tüketiyordu. İşte böyle bir özel program sonucu, filmde biz sadece muhteşem bir oyunculuk değil, aynı zamanda imrendirici bir kaslı vücudu da görebiliyoruz. Michael B. Jordan. Şimdilerde Marvel'ın yaratıklarından birine dönüşse de eskiden gerçekten çok zayıf bir vücuda sahipti. Siyah Panter, Rocky ve Fantastic Dörtlü filmleri için büyük fedakarlıklar yapan ünlü oyuncu, her ne kadar kendisini boks hayatına Sylvester Stallone'un çıkardığını söylese de pek tabii kendisi de büyük bir çaba sarf etmiştir. Oyuncu özel rejime tabi tutulmuş. 3 gün split ve boks antrenmanı yapmış ve aynı zamanda vaktinin çoğunu kardiyoya ayırmış. Her gün 1 saat kardiyonun ardından dumbbell'larla ağırlık çalışan Jordan, şınav ve mekiğe de özellikle dikkat ediyor. Kendisiyle yapılan bir röportajda en çok ağırlığa önem verdiğini ve özellikle diyetine sadık kaldığını ifade eden aktör, kahvaltısında yumurta, yulaf veya pirinç yiyor. Öte yandan günlük 5-6 öğün yemek yiyen oyuncu, ara öğünlerinde ise protein kokteyli içiyor. Ayrıca hindi ve tavuk eti tüketimine önem veren Jordan, tatlılardan da uzak duruyor. Jake Gyllenhaal. Stronger filminin çekimlerine özellikle önem veren oyuncu, önceki filmi olan Stringer'da bir sosyopat oynamıştı. Ve film için tam 13 kilo zayıflayan yıldız isim artık o kiloları geri almalı ve kas kütlesi kazanmalıydı. Kısa sürede fakat büyük çabayla 13 kilo alan aktör, bütün gününü de aynı zamanda ringde geçiriyor, rolüne iyiden iyi hazırlanıyordu. Hatta gerçek dövüşler yapan oyuncunun filmdeki aldığı darbeler de tamamen gerçekler. Her gün minimum 6 saatlik antrenmanın sonucuysa tabii ki gözle görülecek kadar büyük bir değişimi doğurdu. Zac Efron. İşte bir başka fit ve kaslı vücuda sahip oyuncu daha. Ama kendisi hep böyle değildi. Elbette Zac de eskiden bu kadar kaslı olmuş olamaz. Çocukken oynadığı müzikali izlemek bu fikri netleştirmek için yeterli olacaktır. O zamanlar kendisini spor konusunda zorlamayan oyuncu sadece basit hareketlerle sadece fazla kilo almamaya gayret ediyordu. Bu da The Lucky One filmindeki Tim rolüne kadar böyle devam etti. Bu rolüyle birlikte tamamen değişen genç oyuncu artık neredeyse spor salonundan hiç çıkmıyor ve kardiyo, ağırlık çalışıyordu. Dikkatli bir şekilde gıda tüketen Zac
her 2 saatte bir besleniyor, kaslarına protein depoluyordu. Baywatch filmindeki rolü için 5 kilo almak zorunda kalan oyuncu yeni bir spor programına geçti. Temiz hava almak, yani açık havada spor yapmak alışkanlığı edinen yıldız oyuncu artık bu yeni programında ipe tırmanma, elleriyle sarkarak yüksek merdivenleri geçme gibi ekstrem tarzlarda çalışmaya başladı. Öte yandan her gün minimum 15 dakikalık bir karın kası programı da yapan aktörün bu sayede toplam %5'lik bir yağ oranına sahip olmasını yadırgamamak gerek. Özel beslenme programını uygulayan Zack, her 10 günde bir kendisine serbestlik tanıyor ve o gün canı ne isterse yiyip içebiliyor. Hamburger, patates kızartması ve kola dahil her şeyi yiyebiliyor. Oyuncunun söylediğine göre artık spor kendisinin yaşam felsefesi olmuş durumda. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım bu videoyu izlediğiniz hikayeler de sizi motive eder ve sağlıklı, sporla iç içe bir hayata başlarsınız. Bizi ise sizin beğenileriniz ve yorumlarınız motive ediyor. Herkese teşekkürler.